aslında hiçbir tasarımın belli bir tarihi yok. Biz başlarken önce tabii ki kafada bir tasarım yapıyorum. Diyorum ki mesela Nuh gemisini yapacağım. Nuh gemisini önce kafada bitirmeye çalışıyorum. Ondan sonra başlarken şimdiye kadar çok kısa süreli bir tasarım yapmadım. En az 20 gün devam ediyor. Yaptığımız malzeme %99 mu diyelim? %90 civarı doğal malzemeden yapıyoruz. Şu malzeme bile, şu Nuh gemisinde yaptığımız malzeme bile Cudidan'dan getirdik. Taşları da çeşit çeşit seçtik. Tabii bu bir perspektif olsun, yani değişiklik olsun diye. Bu taşları öncesinde parçaladık. Zaten elimizde Cudidan'dan topladığımız epey taş çeşidi var. Bunları küçük küçük parçaladık. Önce dağımızı yaptık. Sonrasında Nuh gemisini tarihi bilgilere dayanarak böyle bir şekil olabileceğini düşündük. Tabii tasarım devam ediyor. Şimdi bu doğal malzemede tasarım fikri ve öncesi aslında bir 20 sene öncesine dayanıyor. Daha önce ben Akdeniz bölgesinde yaşadığım zaman deniz taşlarından tasarımlar yapıyordum. Çiçekler yapıyorduk, gemiler yapıyorduk. Sonrasında tabii ki buraya yerleştik, Şırnak Sinope'ye yerleştik. Cudi Dağı'nda 1,5 sene kaldım. Orada bulduğum malzemeden ne yapabilirim diye yani ağaç evlerden başladık, tablolardan gidiyoruz. Yani güzel bir zevk. Elimizden geldiğince hayal gücümüzün el verdiği kadar değişik ürünler üretmeye devam edeceğiz. Bizi nereye götürür? O bir kısmet. Ama biz başladığımız yolda devam edeceğiz. Özellikle bizim amacımız farkındalık yaratmak. Doğanın zenginliğini, Cudi'nin zenginliğini en ince ayrıntısına kadar bunu bir sağ çalışmasıyla dile getirmektir. Doğanın zenginliğini, doğanın bizim mirasımız olduğumuzu vurgulamak istiyoruz. Yaşadığımız coğrafyanın zenginliğini dile getirmek çalışıyoruz. Yani başarılı olur muyuz, olamıyoruz. Sanat eserleri aslında herkesin görüşüne göre değişir. Yani üreten kişi kendi hayal gücüne göre bir ürün ortaya çıkarır. Bakan kişi de kendisinden bir parça koparıyorsa o zaman sanat eseri amacına ulaşmıştır. Şimdiye kadar yaptığımız ürünler değişik. Mesela benim gibi Nuh gemisi. Ağaç evler örneklerini yaptık. Bu da ağaç ev tasarımı ve tablolardan devam ediyoruz. Şimdi Nuh gemisine tabii ki şu ana kadar %60'ını bitirdik. Daha bir %40'ı kaldı. Devam ediyoruz. Bu ikinci Nuh gemisinin ikinci kısmında şu ağacı kullandık. Yani herhangi bir makine kullanmadan bunları ölçüsüne göre kesiyoruz. Yapıştırıyoruz. Dağda gördüğümüz yaban keçisini işledik şurada tabloda gördüğü için. Onun dışında kekliğe daha başlamadık. Yakın bir zamanda keklik de yapabiliriz. Yani genelde dediğim gibi Cudi'nin ağaç çeşitlerinden, köklerinden bir şey üretmeye çalışıyoruz. Bulduğumuz taşları aslında şurada da bir örnek var. Şu taşla oynamaya hiç gerek yok. Şu taşın güzelliği. Mesela şunu bir aksesuar olarak kullanabilirsiniz. Şunun içine bir ışık yaparsınız. Bunu oturtacak güzel bir yer bulursunuz. Bu çok güzel bir malzeme. Duvarın sadece bir çeşit değil, binlerce çeşit bitkisi var, ağacı var, taşı var. Bizim de dediğim gibi hayal gücümüzde oluşturduğumuz tabloya göre bu parçayı kullanacağız. Malzeme %80 Cudi. Mesela şurada %80 Cudi, şu taşlar Cudi, şu aynı şekilde Cudi'den getirdim. Cudi ve çevresi diyoruz. Yani ağaç parçalarını Cudi'den aldık, taşları oradan aldık. Bulamadığımız şeyler, oluşturduğumuz tabloya göre bazı şeyler Cudi'nin çevresi köylerine de bulmaya çalışıyoruz. Yani Cudi düzenli kullanmıyoruz. Yani özellikle benim 1,5 senede şahit olduğum bazı şeyler var. Tabii doğa bizim yaratan şunu demiş. Doğayı ihtiyacın dahilinde kullan. Ama biz ne yapıyoruz? Oradaki yaban keçilerinin öldürülmesi ya da oduncuların gidip orada kesmesi Cudi'ye zarar veriyor. Ve her kış alıcı bir hızlı mağdur için bir de çekme uygun. Az da gitti değil mi? Az çok gizli de.
yetişir de esmemizdir. Ne şimdi? Yüzümlük. Ne ha? Şu gel kızlayın. Cizgi, voley. Bu da ala. Farkımız ya ala. Rosyacı beyime geldi. Hem beye geldi o zaman zeyri her yerine. Bu da hacmına şöyle çekeyim.